Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk takımlarına ödenen en yüksek bonservis bedellerinin ilk 10 sırasını sizler için derledik. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk 10 videomuza geçelim. 10. sıradaki oyuncumuz Arda Turan. Galatasaray altyapısının yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri şüphesiz Arda Turan. Altyapıda oynadığı dönemlerde Hacı'nın teknik direktörlük döneminde A takıma yükselen fakat tecrübe edinmesi ve kendini geliştirmesi için Manisa Spor'a kiralanan futbolcu, kiralık dönüşü sol kanadın değişmez futbolcularından biri oldu. Galatasaray'da 6 sezon boyunca oyununu sürekli geliştirdi ve takımın kaptanlığını üstlendi. Sarı kırmızılı ekiple Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazansa da asıl başarılarını 13 milyon euroya transfer olduğu Atletico Madrid'de yaşadı. Atletico formasıyla 189 maça çıkan milli futbolcu 44 gol, 32 asistle takımına büyük katkı sağladı. Atletico'da UEFA Avrupa Kupası, UEFA Süper Kupası, La Liga şampiyonluğu, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan futbolcu daha sonra 35 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık gönderilen ve şu an kulüpsüz olarak devam eden futbolcunun güncel piyasa değeri 650 bin euro. 9. sıradaki futbolcumuz ise Dembaba. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyerken Beşiktaş kulübünün 6 milyon euroya transfer ettiği Dembaba, siyah beyazlı kulüpte rekor üstüne rekor kırdı. Senegalli yıldız futbolcu Dembaba, Beşiktaş'ta 2017 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Dembaba, siyah beyazlı takımda oynadığı 44 maç, attığı 27 gol, 7 asist ile Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak rekor kırdı. Beşiktaş tarihinin rekor transfer bedeli olan 13 milyon euro bedelle Çin'in Shangu takımına transfer oldu. Shangu'da 2 sezon geçiren ve Beşiktaş'a yarım sezon kiralanan futbolcu Göztepe bedelsiz olarak transfer oldu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giymeye devam eden Dembaba'nın güncel piyasa değeri ise 800 bin euro. 8. sıradaki futbolcumuz ise Cengiz Ünder. Türk futbolunun en önemli altyapı ekiplerinden olan Altınordu'da yetişen Cengiz Ünder, son yıllarda yetişen en önemli futbolcu olmaya aday. Sağ kanatta görev alan futbolcu 700 bin euroya Başakşehir'e transfer edilmişti. Başakşehir'de sağ kanadın vazgeçilmez futbolcusu haline gelen Cengiz, 43 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yeteneği ve oynadığı futbolla milli takıma yükselirken birçok kulübün dikkatini çeken Cengiz, İtalyan kulübü Roma talip oldu. Roma takımı Cengiz'i 14.25 milyon euro karşılığında transfer etti. Başlarda uyum sıkıntısı yaşayan Cengiz, sonra formunu buldu. 86 maçta görev alan milli futbolcu 17 gol attı, 12 asist yaptı. Attığı gollerle Roma efsanesi Totti'nin varisi olarak gösterilen Cengiz Ünder, City Lider'de Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben'e benzetildi. Avrupa'nın birçok kulübün transfer listesinde olan Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro. Ancak onun için istenen bedel çok daha yüksek olacağı benziyor. 7. sıradaki futbolcumuz ise Buruma. Futbolcu fabrikası Sporting Lisbon altyapısında yetişen ve dünyada parlayan 10 yıldız arasında gösterilen Buruma, Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedelini ödemesiyle transfer edildi. Galatasaray'da 3 dönem geçiren ve sol kanatta forma giyen Buruma, hızı, topa sahip olması ve yeteneğiyle kendini gösterdi. Sarı kırmızılı formayla 2014-2015 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu 85 maçta forma giydi. Bu maçlarda 15 gol 21 asistle takımına katkı sağladı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Leipzig'te başarılı 2 sezon geçiren Buruma son olarak PSV United'da ekibine 15 milyon euroya transfer edildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro. 6. sıradaki futbolcumuz ise Musa Sow. Sarı lacivertlilerin son yıllarda gördüğü en golcü isim olan Musa Sow, 2011-2012 sezonunun ikinci yarısında 10 milyon euro bedelle Fransız ekibi Lille'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer bedelinin büyük bir kısmını Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç, Nihat Özdemir ve Ferit Şahin karşılamıştı. Fenerbahçe'de oynadığı her sezon takımının en golcü ismi oldu. Adeta parasının hakkını verdi. Fenerbahçe formasını giydiği 4,5 sezonda ligde 108 maçta 52 gol, 14 kupa maçında 4 gol, Avrupa kupa maçlarında ise 23 maçta 4 gol attı.
Fenerbahçeli 2013-2014 Süper Lig şampiyonluğu, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı, 2014 yılında ise Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmıştı. 2015-2016 sezonunun 16 milyon euro bedelle Dubai'nin El Ahli takımına transfer olmuştur. Şu an 34 yaşında olan futbolcu son olarak Gaziantep Spor Kulübü'nde forma giyiyor. Fakat sözleşmesini feshetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 325 bin euro. 3. sıradaki futbolcumuz ise Ndiaye. Süper Lig'deki kariyerine Osmanlı Spor'da başlayan ve orta sahada görev almasına rağmen 17 golle takımına katkı sağlayan Ndiaye, hücuma yönelik futbolu ve topa hakimiyetiyle Galatasaray'ın dikkatini çekti. Schneider'in ayrılmasıyla orta sahada oluşan boşluğu tamamlamak isteyen sarı kırmızılı ekip 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle en pahalı transferini yapmıştı. Galatasaray'la yarım sezon geçiren futbolcu 17 maçta 1 gol 3 asistle takımına destek oldu. Her ne kadar hücuma dönük oynasa da savunma konusundaki yetersizliği nedeniyle eleştirilen Senegalli futbolcu Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 16 milyon euro ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer oldu. Stoke City'de istenileni veremeyen ve Galatasaray'ı kiralanan futbolcu son olarak Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer edildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.8 milyon euro. 5. sırada Elif Elmas var. Makedonya'nın Rabot Neci kulübünün altyapısında yetişen ve Sarı Lacivertli ekibin yetenek avcıları tarafından henüz 15 yaşındayken keşfedilen oyuncunun ilk transfer girişimi Elif Elmas'ın okulu bitirme isteği üzerinden başarısız olmuştu. Ancak 2 yıl boyunca gelişimini takip eden Sarı Lacivertli ekip okulunu bitirir bitirmez 180 bin euro bonservis bedeliyle transferi noktaladı. Fenerbahçe'de 2 sezon 57 maçta forma giyen genç yetenek 4 gol 1 asistle potansiyelini gösterdi. İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin dikkatini çeken Elif Elmas 16 milyon euro bedelle transfer edildi. Maçlarda oyuna sonradan dahil edilen futbolcu 23 maçta 1 gol atabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15.5 milyon euro. 3. sıradaki futbolcumuz ise Yusuf Yazıcı. Trabzonspor altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Yusuf Yazıcı, 9 yaşında girdiği Trabzonspor altyapısında her yaş grubunda takımı için savaştı. 18 yaşında Trabzonspor'la 50 bin euro karşılığında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan futbolcu, ilerleyen yıllarda takımının kaptanlığını da üstlendi. A takımda Trabzonspor'la 100 maça çıkan futbolcu 22 gol 21 asistle takımına destek sağlarken, milli takımda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Trabzonspor tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle Fransa 1. Liginden Lille takımına 17.5 milyon euro transfer oldu. Lille formasıyla 25 maça çıkan ve 1 gol 4 asistle takımına destek veren futbolcu sağ ayak ön çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı. Tedavisi biten ve çalışmalara başlayan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. 2. sıradaki futbolcumuz ise Elver Barić. Fenerbahçeli taraftarlar efsane 5 futbolcu sayın deseniz Lefter'den Alex'ten sonra Balic'i sayarlar sanıyoruz. O dönemler Bosna'da yaşayan savaştan kaçan birçok Bosnalı futbolculardan biri olan Balic, Türkiye'deki kariyerine Bursaspor'da başladı. Bursaspor'daki 3 sezonundan sonra 1998-99 sezonunda 9.5 milyon euroluk rekor bir ücretle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kendisinden beklenilene her zaman karşıladı Balic. Hatta daha fazlasını bile yaptı. Bu yüzden taraftarın gözünde unutulmazlar arasına girdi. Fenerbahçe ilk gelişinde şampiyonluk yaşamasa da dünya çapında tanınan bir futbolcu haline gelen Elver Balic, Real Madrid'e 21 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer edilerek kulübün kasasını doldurmuştur. Real Madrid'de 18 maça çıkan ve yaşadığı kötü sakatlıklardan sonra forma şansı bulamayan futbolcu Fenerbahçe ve Rayo Vallecano takımlarına kiralık gönderildi. 2002 yılında Galatasaray'a bedelsiz olarak gelen Balic, futbolculuk kariyerini Türkiye'de bitirdi ve teknik direktör olarak hayatına devam etmekte. 1. sırada yer alan ve en pahalı bonservis bedeline sahip olan futbolcumuz ise Cenk Tosun. Gurbetçi futbolcu dediklerimizden Cenk Tosun, Almanya takımlarının altyapısında yetişmiş, sonra yolu Süper Lig'den Gaziantep Spor'la kesişmişti. Gaziantep'te geçirdiği 3 sezonun ardından oyunu gelişen futbolcuyu Beşiktaş bedelsiz olarak renklerine kattı. Beşiktaş'ın santrafor hattını demir atan futbolcu burada 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Onun adını dünyaya duyuran ise Beşiktaş'ların unutamayacağı 3-0 geride olunan Benfica maçıydı. Maçın ikinci yarısına çıkar çıkmaz attığı vole golüyle tüm stadı ayağa kaldırmış, maçı adeta alevlendirmişti ve maçın 3-3 bitmesini sağlamıştı.
Cenk Tosun'un attığı gol UEFA tarafından haftanın golü, grup aşamalarının en heyecan verici golü seçilmişti. Beşiktaş'ta 125 maça çıkıp 54 gol 11 asist yapan futbolcu Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak 22 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Everton formasıyla 51 maça çıkan futbolcu 9 gol 6 asistlik performans gösterdi. Yaşadığı sakatlıklardan sonra Crystal Palace'a kiralık olarak gönderildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Bugün sizler için Türk takımlarının en yüksek bonservis bedelle gönderdiği futbolcuları derledik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.